Evet, İslam fıkhında kadının cihada çıkma hususunda ne düşünüyorsunuz? 90 kilometre aşma konusunda güvenlik sağlanırsa kadın sefere çıkabilir mi? Kadının cihadı çocuklarıdır. Çocuklarını İslam fıtratı üzere yetiştirecek. Kadın evinin ve medeniyetin muallimidir. Kadın ortalık malı değildir. Kadından istifade yalnız yatak değildir. Kadının her şeyi avrettir, her şeyi erkeğe keyif verir, zevk verir. Gezmesi zevk verir. Endamı zevk verir. Konuşması zevk verir. Onun için kadının yeri evidir. Ama bu şeyler, bunlar kadının muallimliğinin daha ne olduğunu anlamadıkları için kadına, evindeki kadına maaş bağlamıyor. 20 talebeyi okutan mektepteki muallime maaş bağlıyor da 3 tane 4 tane evinde her türlü şartlarda onu daha dibini temizliğe büyüten kadına muallimlik ücreti vermiyor. Kadını evinde tutacak idare, hükümet kadını evinde tutacak. Kadın evinde çocuklarının muallimidir. Yani medeniyetin muallimidir. Yani devletin muallimidir. Devletin temelidir, köküdür, esasıdır. Kadın budur. Kadını kendisine ait olmayan bir sahada kullandığın zaman matlup eseri göstermez. Verdiği ifsadat, yaptığı yanlışlar, yaptığı hatalar da ayrı mesele. Kadın evindedir. Çocukla meşgul olur. Kadının cihadı budur. Kadının cihadı budur. Tesettürdür. Şimdi şu anda sünnet-i seniyenin terk edildiği, adat-ı ecanibin ortalığı kasıp kavurduğu, kadının müptezel bir hale getirildiği şu zamanda, sözümü ta 1985'te söylemiştim, 36 senem oldu. 36 sene sonra tekrar aynı sözü söylüyorum. Bir hanım çarşafını giyer, peçesini takar, şu caddeye çıkar, İkbal Caddesi'ne çıkar, buradan Sevgi Parkı'na kadar gider gelir, hiçbir nafile ibadet onun kazandığı kadar sevap kazanamaz. Hiçbir nafile ibadet. Tam bir cihattır. Hele üniversiteye girdikten sonra intibaha gelip, Allah'ı tanıyıp istikameti bulan bazı bacılarımız, kahramanlar var ki onların şeyine ne kalem dayanır ne rakam dayanır kazançlarına. Üniversite içerisinde çarşaflı peçeli doktorluk yapıyor, hemşirelik yapıyor ve orada kahraman demek bile çok az yani. Çok az. Biz kızları üniversiteye gönderin demiyoruz ama oraya gittikten sonra intibaha gelenler var. Orada İslam'ı tanıyanlar var, Allah'ı tanıyanlar var. Ve tanıdıktan sonra da bir hakkın gereğini yapanlar var. Onların cihadına ne takat erer, ne güç erer, ne kalem yazar. Kadının cihadı İslam'ı yaşamaktır, sünnet-i seniyeyi ihya etmektir ve evinin kadını olmaktır. Çocuğunun muallimi olmaktır. Devlet bugün biraz zannediyorum çakarladı bu işi. Azıcık kafa aklı başına geldi gibi oldu ama değil. Daha hala ayıkmadı. Her bir kadının maaş hakkı var. Her bir kadının. Ailede yaşayan her bir kadının maaş hakkı var. O medeniyetin muallimidir. Çocuğun muallimidir. Ahlakın muallimidir. Devletin temelidir o. O devletin temelidir. Kadını mekteplere götürüp okullarda öğretmenlik yaptırılmaz ona. Kadın evinde çocuğunun muallimidir. Evet, Risale-i Nur'la meşguliyet de Allah'ın izniyle bütün bu fikirleri veriyor ve kadının en büyük cihadı dediğim gibi evinde bu hizmetleri yapmaktır. 90 kilometre meselesine gelince, şimdi biz burada fetva merci değiliz.
Biz fetva merciği değiliz. Fıkıhta ne yazıyorsa odur. Burada fıkhın dediğinden başka bir şey diyemeyiz.